geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Kıymetli Kanal Fırat izleyenleri, yine iftara doğru programıyla saatler iftar vaktini gösterdi. Biz Kanal Fırat ekranlarından sofralarınıza, iftar sofralarınıza konuk olmaya geldik. Efendim bugün 25. günü idrak edeceğiz. 25. sahuru iftarla buluşturacağız. Her akşam bu anonsu yapıyorum çünkü bir ferahlık da veriyor aynı zamanda. Sahurun iftara ulaşmış olması, artık son dakikalara yaklaşmış olmak, ibadetimizin, oruç ibadetimizi hakkıyla yerine getirmiş olabilmenin ümidiyle iftara doğru ilerlemek hakikaten insana farklı bir huzur, farklı bir neşe katıyor. Aynı zamanda 25. gün olması hasebiyle de hafif bir hüzün başladı hepimizde. Niye? Ramazan ayını artık yavaş yavaş uğurlamaya başladık. Evet değerli izleyenler, oruç mevsiminin artık yaprak dökümünün yaşandığı günlerdeyiz. Artık son 3-4 yaprağımız, onlar da düşünce Ramazan ayını uğurlamış olacağız. Kıymetli izleyenlerimiz, hatırlıyorsunuz daha dündü ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Bugün 25. iftarı gerçekleştireceğiz. 25 iftar geride kalmış olacak. Evet, bu duygularıyla geçen 25 günü değerlendireceğiz. 25 gün içerisinde neler kazandık, neler kaybettik, neleri daha iyi yapabilirdik? Tabiri caizse şapkamızı önümüze koyup şöyle bir düşüneceğiz. 25 güne bir geri gidip neler yaşadık bakacağız. 11 ayın sultanı Ramazan ayını ihya edebildik mi? Artık gitmesine birkaç gün kala Ramazan peki bizden memnun kaldı mı? Razı oldu mu? Ona bir bakacağız, göz atacağız. Onu uğurlarken avuçlarımızda neler kaldı? İşte tam da bugün bunları ve daha fazlasını sizlerle konuşacağız. Tabii ki çok kıymetli bir konuğumla. Çok kıymetli Diyanet Harput Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Turgut Tunç Hocam ile bu akşam bunları değerlendireceğiz. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Muhterem Hocam. Öncelikle programımıza, ama daha öncesinde ise şehrimize tekrardan hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Kıymetli Hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim yeni göreviniz. Üstün başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz sizi biliyoruz tabii ki. Evet. Ama tekrar kavuşmuş olmanın da sevincini yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi anonsta da bahsettim. 25. günü idrak ediyoruz. Geride bir 25 gün kaldı. Evet. 25 gün öncelikle konumuza geçmeden önce sizin için nasıldı Ramazan? Nasıl geldi? Size nasıl geldi? Evet. Siz memnun kaldınız mı? Ramazan sizden memnun kaldı mı? Önce kişisel olarak neler söylemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bizleri bu mübarek aya kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Kanal Fırat izleyicileri, bizleri izleyen izleyicilerimiz ne Cenab-ı Hak yapmış oldukları ibadetleri dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin. Aslında Ramazan yarın ahirette kimilerinin yüzlerinin ak, kimilerimizin belki kara olacağı, amellerinin oluşturacağı bir mübarek aydan geçiriyoruz. Şimdi tefekkür edelim. Bizler kimimiz şu okuldan mezun olduk, kimimiz bu okuldan mezun olduk. Ama mezun olduktan sonra bir mektep bitirdik, okul bitirdik değil mi? Bitirdiğimiz o okul bizler için çok önemliydi. Aslında bizlerin CV'sinde gittiği zaman gösterdiğimiz ilk şey şuydu. Ben şu falan okulu bitirdim. O bizim kart vizitimizdi. O okuldan ne kadar başarılı ayrılırsak veya o okulu ne kadar özümser ve içselleştirirsek o işimize başarılı oluyorduk ve o bize önümüzü açıyordu. Şimdi aslında Ramazan da öyle. Her geldiğinde giden, gittiğinde hüzünlendiren, bir 11 ay hasretle beklediğimiz bir ay. Fakat bugün gelin şöyle bir tefekkür edelim. Bizler nasıl gittiğimiz zaman bir doktora en iyi doktoru seçiyorsak, aslında o en iyi doktorun veya en iyi hocanın, en iyi öğretmenin çocuğumuzu öğretmene teslim ederken o okulda en iyi öğretmeni seçiyorsak, aslında o öğretmenin bir geçmişi var, mazisi var, okulu var, bitirdiği bir mektebi var değil mi? Evet. O mektep onda ne kadar iz bırakmışsa o kadar başarılı oluyor. Biz de o başarısına göre onu tercih ediyoruz. Yarın aslında bizler de bu bitirdiğimiz mektepler, geçirdiğimiz okullardan sonra ahirette başarımız sıralanacak. Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Hazreti Ali kaddesallahu sirrahu bayram sabahlarını kılar. Bayram sabahlarından sonra böyle bir kenara çekilir, halka bakarmış.
Dermiş ki, şu bir Ramazan ömrümüzden geçti, bir ömre bedel, rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı bir Ramazan geçti. Acaba kimin kabul oldu Ramazan'ı, orucu? O kimin kabul olmuşsa cenneti kazanmıştır, önemli kazanımlar yapmıştır, onu tebrik etmeye gideyim. Acaba kim de bu 30 günü zayi etti, onun taziyesine gideyim dermiş. Aslında Ramazan bizlerin yarın ya yüz akı, belki de zayi ettiğimiz zamanlar için hayıflanacağımız zaman dilimleri olacak. Onun için 25 gün geride kaldı. Rabbim kalan günleri değerlendirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin hocam. Kıymet hocam, şimdi programın konusuyla, konu başlığımız aslında Ramazan Mektebi. Sizin de buyurduğunuz gibi bu mektepten neler kazandık, neler kazanmamız gerekiyordu? Ramazan bize aslında neyi öğretmesi gerekiyordu? Biz ne kadarını alabildik? Evet. Bunu anlamaya gayret edeceğiz ama şimdi Ramazan sabır ayıdır. Evet, öyle deriz. Yani öyle söyleriz. Evet. Çoğu zaman sabırsız oluruz, sabırsızlanırız. Ama şimdi sabır müminlere ne kazandırır? Evet. Önce oradan bakalım. Ramazan bize sabır kazandıracak. Onu kazanabilirsek bize ne kazandırmış olacak? Bir de sabır denince ilk akla gelen Hazreti Eyüp'ün sabrı vardır. Evet. O kıssadan biz neler çıkartmamız gerekir? Muhterem hocam, aslında sabrı çok dar manasıyla almayalım. Daha geniş sabrı edelim. Biraz daha geniş tefekkür edelim. Mesela ibadete sabır, hayata sabır, olumsuzluklara sabır, hatta ve hatta tebliğ yaparken karşılaşacağımız hakaretlere sabır, değil mi? Mesela şu Anadolu'nun üzerinde bulunduğumuz şu Anadolu'nun İslamlaşma sürecini bir tefekkür edelim. Nasıl genelde Batılılar bizi şöyle anlatırlar. Ellerinde kılıç, önüne geleni kesen. Hayır, öyle değildi. Biz Kudüs'ü aldığımızda Hazreti Ömer'le burnu kanayan insan olmamıştı. Ama Haçlılar aldığında yürürken atlarının veya kendilerinin ayaklarının dizlerinin boyuna kadar kana bulanmış bir Kudüs'ü aldılar. Bizim aslında medeniyetimiz rahmet medeniyeti, sevgi medeniyeti. Bizim mutasavvıflarımız gelmişler, şu Anadolu'da yerleşmişler. Kendileri bir hayat yaşamış. Ama nasıl hayat yaşamış? Sevgiyle örülü, komşusuna sabreden, tüm olumsuzluklara sabreden, insanlara sevgi ve merhametle bakan bir hayat yaşamışlar. Onu gören şu diyarda yaşayan gayrimüslimler, o dönem Bizans, nasıl böyle insanlar olur diye hayret etmişler, hayran kalmışlar ve adım 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 o medeniyete ayak basmışlar. Bizler kadim medeniyetler kurduk. Mesela Endülüs İslam medeniyeti diye Emevi döneminde bir medeniyet kurmuştuk. O medeniyete baktığımız zaman, o medeniyet gidip de oraları fethettikten sonra insanları zorla İslamlaştırmadı. Zorla, kılıçla insanlara hiçbir zaman tebliğde bulunmadı. Aslında yaptıkları şuydu: hayata sabır, insana sabır, olumsuzluklara sabır. Şimdi tefekkür edelim. Yolda gittiğimizde en ufak bir korna sesinde dahi kavga eden, arabalarının altında bulundurdukları levyeleri, bulundurdukları sopaları hemen birbirine çeken bir medeniyeti tefekkür edelim. Bir de komşusunun lağım suyu evine akmasına rağmen, komşum rahatsız olmasın, gayrimüslimdir, gider şikayet edersem acaba ben gayrimüslim olduğum için komşum bilerek mi beni rahatsız ediyor demesin diye komşusuna sabreden bir medeniyetin evlatlarıyız bizler. Sabır. Ebu Burde radıyallahu anh anlatıyor sayın hocam. Diyor ki biz Zat-ı-Rika savaşına gidiyorduk. Zat-ı-Rika savaşı ilginç bir savaş. 6 kişi bir bineye biniyor. Mesela 5 kilometre, 10 kilometre birisi gidiyor. Binekteki iniyor, ikincisi biniyor. Tam 6 kişi sırada bekliyor bir bineye binmek için. Öyle sahabe çileler çekiyor ki
ayaklarının dipleri delinmeye başlıyor. Sonra ayaklarına buldukları çul ve çaputu sarıyorlar. Onun için Zatürrika kalıyor ismi. Ebu Burda radıyallahu anh bir gün gençlere sabrı anlatacak. Sabırsızlığın nasıl insana zararlı, sabrın da nasıl Resulullah'ın Allah'ın yanında mükafat sahibi insanı yaptığını anlatacak. Bu Zatürrika savaşını anlatıyor. Diyor ki biz öyle çileler çektik ki ayaklarımızın dibi delindi ama biz Allah için sabrediyorduk. Sonra Ebu Burda radıyallahu anh bir an duracak ve insanlara diyecek ki zannetmeyin ben bunu sizlere kendimizi üstün göstermek veyahut da yaptığımız ameli sizlere ballandıra ballandıra anlatmak için bunu anlatmıyorum. Sabrın size nasıl kazançlar sağlayacağını anlatmak için anlatıyorum. Sahabenin nasıl sabrettiğini öğretmek için anlatıyordu. Bizler de gençlere dönüp şurada şu son dakika iftara kalan son dakikalarımıza şunu söyleyelim. Aslında Ramazan bize sabrı anlatırken oruca, ibadete sabrı anlatıyordu. İnsanlarımız bugün bir kelime kullanıyorlar, o kelime beni üzüyor. Mesela Ramazan'da ben çok sinirliyim. Hayır. Ramazan geldiği için sinirli olmamalıyız. O bizim yapımızda olabilir. Ama ibadet yaptığı için sinirli olmak bir müminin ayırıcı vasfı değildir. Müminin gösterge vasfı, ayırıcı vasfı şudur. İbadet yaptığı zaman teenniye duyulan, sular gibi sakin olan, Hazreti Ali gibi olan, Urve bin Zübeyr gibi ayağı namazda kesilirken kesildiğini anlamayan bir geçmişin, bir kadim medeniyetin bizler üyesiyiz. Onun için bizler Ramazan mektebi giderken bir şey öğretmeli bize, sabrı öğretmeli ama sabrı da alıştıra alıştıra belki. Şu anda Sayın Hocam konu doğuruyor. Mesela TÜİK'e raporları her geçen gün boşanmanın arttığını bize haber veriyor değil mi? Ailede sabır. Eşe sabır, çocuğa sabır veyahut da insanın menfi duygularına sabır. Buna günah işlememe orucu diyoruz. Günah işlememek için bir oruç tutmak. Bu hesapta inşallah sabır dediğimiz zaman sadece küçük minvalde değil daha geniş minvalde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Yani aslında Ramazan mektebinin bize ilk kazandırması gereken ki bir müminin de aslında içerisinde barındırması gereken sabır. Sabrın o faziletinden faydalanmamız gerekiyor. Hükümet hocam, tabii sabrın yanında başka şeyler de kazandırması gerekiyor Ramazan'ın bize. Bir mümin ya da bir Müslüman düşünelim, oruç ayına girdiği zaman orucunu tutuyor ama namazı yok. Ve diyor ki Ramazan ayı içerisinde de ben orucumu tutuyorum, oradan bir 10 puan kazandım. Namazımı da kılayım, bir 5 puan da öyle kazanırım belki deyip namazına da başlıyor. Namazını da kılmaya devam ediyor ama 30 gün bittikten sonra oruç bitince namaz da bazen terk edilebiliyor. Evet. Bu tür izleyicilerimiz için yani Ramazan ayı içerisinde kazandıkları hasletleri, güzellikleri, önlerindeki hayatlarında devam ettirebilmek için nasıl bir mücadele içinde olmaları gerekir? Nasıl bir gayrette olmaları gerekir? Evet. Muhterem hocam aslında Ramazan mektebi bize ne öğretmeli diye bir soru sorarsak benim aklıma gelen ilk cevap şu oluyor. Aslında Cenab-ı Hak şurada zımnen, manen şöyle bir mesaj veriyor. Amir kim, memur kim onu öğretiyor bize. Amir olan Cenab-ı Hak. O emredecek, biz yapacağız. Biz aciziz, o külli şeyin kadir olan. Bizler isteyen, o veren. Onun için aslında Ramazan dediğimiz zaman bize Rab'lık makamını sanki öğretiyor Cenab-ı Hak. Düşünün 13 Mart 624 dönem Medine dönemi. Ramazan'ın 16. günü. Müminler oruçta, sahabeler peygamberle beraber oruçta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Bedir'e gidecek. O zaman Suudi Arabistan'ın veya o dönem Medine'nin sıcaklığını kafamızda bir düşünelim, tefekkür edelim. Oruç aynı zamanda müminler şöyle diyebilirdi değil mi? Ya Resulallah, bizler orucuz. Yani şu yol zor, savaş bu dönemde zor. Şöyle bekleyelim, 14 gün sonra, 13 gün sonra Ramazan çıksın, biz rahatlıkla savaşsa savaşa gidelim diyebilirlerdi değil mi? Ama Allah ve Resulüne itaat, dininde sebat, sabır, hepsini beraber tefekkür edelim. Allah Resulü yola koyulacak, arkasında müminler yola koyulacak. 305 kilometrelik bir yolculuk yapacaklar, Bedir'e gidecekler. O zaman bir emirle hayat değişecek, bir emirle yolculuk başlayacak, bir emirle ölüm başlıyor, bir emirle hayat değişiyor. O zaman kardeşlerim gelin tefekkür edelim. Bizler bir emre uyduk aç kalıyoruz. Bir emir gelecek, nefsini artık Rabbine teslim et, emaneti teslim zamanı diyecek. Bize sorulmadan o emri amade olan melekler ruhu kabz edecek. Gelin o söylediğimiz ibadetlere sabrı, ibadetleri kazandırma bu ayda olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direği diyordu. Namaz son dakikaları, vefatı Efendimiz ahirete göç edecek. Bir insanın zihninde en önemli kelimeleri dökmesi lazım değil mi? Malıysa taksimatını, çocuklarına son vasiyetini söyleyecek. Ama Efendimiz'in son dakikalarını yaşayacak. Ümmeti ümmeti diyecek. Yanında da gözümün nuru dediği namazı bizlere zayi edilmemesi için vasiyet edip ahirete göç edecek. Efendim, önderim, liderim, peygamberim şöyle diyecek. Namaz, namaz ve namaz diyecek. Bu etapta namazı da kılarken muhterem hocam şöyle mi tefekkür etsek? Peygamberi bir namaz. Şu anda namazların zayi edilişinden Cenab-ı Hak Kur'an'da bahseder. Hani sabır dedik ya, güzel arka arkaya geldi soru. Cenab-ı Hak senden razı olsun. Bir ibadet yapacağız. O ibadeti nasıl yapacağımızı peygamberden öğrenmek. Peygamberi bir namaz. Nebevi bir namaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza geçer. Namaza geçtiği zaman sanki dünya ile alakasını kesmiş, yeniden bir hayata başlamış gibi bir hal olurdu. Sahabe hep öyle anlatır. Onu örnek almış ve öyle namaz kılanlar var. Onlardan bir tanesini şimdi anlatacağım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genel itibariyle namazı kısa tutundan bahsederler ama o namazı kısa tutun sözü Efendimizin hadisidir, doğrudur. Ama Efendimizin en kısa namazı yarım sayfelik Kur'an okumadan, kıraatten ibarettir. Bunu da es geçerek anlatırız onu. Ben çok aklıma yatmıyor, yani idrak edemiyorum örneği. Ama sahih gelen bir rivayet var. Urve bin Zübeyir'den gelir. Zübeyir bin Avvam'ın çocuklarıdır. Abdullah bin Zübeyir ve Urve bin Zübeyir. Anneleri Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebu Bekir'dir. Urve attan düşer. Attan düştükten sonra ayağı kangren olur. Kangren olduktan sonra o dönemin şartlarında ve bugün de doktorlar ayağı keser. Kangrenin daha fazla vücuda sirayet etmemesi için. Urve'yi de o dönem doktorlar tedavi için ayağının kesilmesi gerektiğini söyler. Urve kabul eder. Urve'ye teklif şöyle gelir, ilk teklif. O dönem insanı uyutan, bugünün diyelim ki narkozunun ilk şeyleri. Derler ki Urve, şu otu biraz çiğnersen sen kendinden geçersin, biz daha az acı duyarsın ve biz senin ayağını daha rahatlıkla keseriz. Urve bunu kabul etmez. İkinci teklif gelir. Urve güçlü kuvvetli birkaç tane kardeşin seni tutsun.
Çok hareket etmeyesin, biz rahatlıkla keselim. Niye? Bugünkü gibi öyle neşter meşteri veyahut da en modern manadaki hızar türü şeyleri düşünmeyelim. Bundan 1400 yıl önceki en ilkel hızarları, Faruk Beşer Hoca sağ olsun bunu kitabında çok güzel özetlemiş. Ben okurken hakikaten nasıl namaz kılınır diye örnek namazlar arasında zihnimde kaldı. Hakikaten o teklifi de sunduktan sonra Urve bin Zübeyir ona da karşı çıkar. Der ki ben bir namaza durayım. Namazda secdeye varınca benim ayağımı ameliyat edebilirsiniz, kesebilirsinizdir. Aynen söylediğini yaparlar ve rivayetler öyle gelir. İnşallah doğrudur. Derler ki o secdeye gitti ve ayağı kesildiğinde hiçbir şey hissetmiyordu. Sonra bir ara bayıldı. Üzerine kaynamış zeytinyağı, damarlarından fazla kan gidip de kansızlıktan ölmemesi için, damarlarının ucunun yanması için dökülen yağdan sonra bayıldığının rivayeti var. Şimdi bunu anlatırken bazıları insanlar şunu söylüyorlar. Ya doğru mudur? Vallahi ben doğru olup olmadığını üzerine şöyle doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü gelen rivayetler müminler yalan söylemez. Kesinlikle. Christoph Kolomb diyorlar ki şurayı keşfetti. Hiçbirimiz doğru mudur demeden şey yapıyoruz. Veyahut da bir tarihçi çıkıyor. Mila şöyle oldu diyor binlerce sene önce. Biz onu sorgulamadan tek kişinin söylediğini kabul ediyoruz. Veyahut da bir arkeolog çıkıyor, yeri kazıyor, bir şey buluyor, o bulduğunun üzerine bir okuma yapıyor. Hiç kimse onu sorgulamadan, hatta insanın maymundan geldiğini söyledikleri halde olabiliriz diyoruz. Kafamızda olabilirlik oluşuyor. Ama ne hikmetse böyle bazı İslam'la kuvvetli rivayetler zaman gelince kafamızda çok tez soru işaretleri oluşuyor. Halbuki baktığımızda yaşanan bir İslam'da, hayata özümsenen bir İslam'da, sabrın, sevginin, merhametin oluştuğu bir İslam'da bunlar uçuk örnekler değil. Ben öyle aklıma geliyor. Düşünün savaşa, düğüne gider gibi giden, kardeşini korumak için her şeyi göze alan, Hristiyan Yahudi komşusu kırılmasın diye envai türlü eziyetlere katılıp ona bu ihtimamı gösteren bu medeniyetin çocukları çok şey yaşamış gibi geliyor bana. Ve yani bu tür şeyleri yalan söylüyorlar ya da gerçek değildir demek hakikaten çok abes değiştikal. Bir de hocam orada aslında bu tür hadislerde hani sahihliği bu hadis değil, bu bir sahabe hayatından bir örnek. Yani evet. İşte bu sahihliği mesela tartışılan bu tür şeylerde aslında oradan almamız gereken dersten ziyade biz sahih mi değil mi, gerçek mi, aman olur mu öyle şey, adamın ayağını kesiyorlar da işte hiç namazda hissetmiyorlar. Yani şöyle, biz bunları tartışıyoruz. Aslında orada almamız gereken dersi kaçırıyoruz. Bir ders var fakat yani yaşanan bir hayat var. Sadece o değil ki, başkalarının da mutlaka ayağı kesilecek veyahut da ameliyat olacak. Bir hayat var. Hastalanacaklar, ölecekler. Düşünün Mısır'da değil mi? İlk mumyalanma buluyor. Belki o rivayet olsaydı bizler şüpheyle bakardık ama bugün mumyalar çıktıkça diyoruz ki tamam bunlar bu işi biliyorlar, yapmışlar. Gerçekten nasıl yapmışlar? Diye bu sefer o nasıl yaptıklarını tefekkür etmeye başlıyoruz. Muhterem hocam, aslında Ramazan bizlere bir şeyler öğretmeli. Çok hızlı geçiyor vaktimizde. Evet. Değerlendirme adına önemli gördüğüm bir noktayı daha sizlerle paylaşmak isterim. Tabii. Bir ay boyunca aslında biz özümüze dönüyoruz. İbadeti hayatın merkezine yerleştiriyoruz. Aslında İslam medeniyeti şöyle bir medeniyetti. Cami şehrin merkezindedir. Cami şehrin merkez noktasıdır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Efendimiz Medine'ye gidiyor. Medine'de şehircilik, ilk şehir mimarisi yapılacak değil mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir mimari tarzı izliyor.
Mescid-i Nebevi kuruyor. Mescid-i Nebevi'nin bir tarafı mezarlık, Cennetül Baki. Cennetül Baki ile cami arasında ticaretin en canlı olduğu pazar, sonra evler. Yani cami merkez, merkezin caminin yanında ticaret var. Unutma, ticaret yapanlara ibadetini yap. Onun yanında da mezarlık var. Ticaretini yaparken aman ha harama kaçma, ölüm var. Ticaretini yaparken aman ha ibadeti aksatma, ölüm var. En yakın ibadet yerine koş. Cami nerede? Hayatın merkezinde, şehrin merkezinde. Yine İslam kültürüne ve medeniyetine baktığımız zaman ulema, alimlerin merkezinde, ilmin merkezinde. Umera, ulemanın etrafında. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in Molla Hüsrevleri var, değil mi? Akşemseddinleri var, Molla Güranileri var. Ulema yine hayatın merkezinde. İbadet de hayatın merkezinde. Şu anda yola çıkarken aslında bizler şöyle tefekkür etmeye başlıyoruz. Henüz sabahleyin. İftarı nerede yapacağız? Sonra bir tefekkür daha geliyor. Öğleyi nerede kılacağız? Teravihi nerede kılacağız? Mukabeleyi nerede ve nasıl dinlerimin derdine düşüyoruz. Bak, bir ay boyunca ibadet hayatın merkezine oturuyor. Kesinlikle. Aslında 11 ay böyle olmalı sanki. Yani bu işte Ramazan ayı içerisinde kazandığımız bu güzellikleri aslında bu şekilde yaymamız gerek. Yani burada taşıdığımız o kaygıları da 11 ayın içerisinde taşımamız gerekiyor, değil mi hocam? Yani bu sabah namazını nerede kılacağız? Öğlen yaklaştı. Teravihi nerede kılacağız? Evet. Yani ilk düşündüğümüz şey namaz olmaya başlıyor. İftar aslında bir ibadeti aşma olduğu için ibadet hükmünde. Sonra akşamı, yatsıyı nerede, nasıl kılacağızın derdine düşmek aslında hayatın merkezine ibadeti oturtmak demekti. Bu bize bir mektebin öğretisi olmalı. Aslında Ramazan giderken şu mesajı sanki bize veriyor. Ben öyle anlıyorum. Ben gidiyorum ama alışkanlıklarınız kalsın. Bende olduğunuz gibi hayatın merkezinde bir ay nasıl ibadet varsa 11 ay da hayatınızın merkezinde hayatın ana menbası ibadet olsun. Sanki bize o mesajı veriyor gibi geliyor. Şöyle de bir mesaj veriyor olabilir mi hocam? Yani bakın bir aydır beraberiz. Evet. Ne güzel hasretler kazandık. Teravihi hep beraber kıldık. Camilerimiz doldu taştı. Sabah namazına kalktınız. Sabah namazını kıldınız. Hatta yatsıyı kılıp biraz uyudunuz. Sabah namazından önce, sahurdan önce kalktınız. Bir de teheccüd kıldınız. Bak bu ne güzel hasretler kazandık, değil mi? İşte namaza başladık. Öğlen namazını vaktiyle kıldık. Cemaatle kıldık. Camilerimiz yine doldu doldu taştı. Ben gidiyorum ama beni tekrar yaşamak, hissetmek isterseniz kalan 11 ayı da aynı şekilde yaşayın. Ya, evet. O zaman beni tekrar hissedersiniz. Ramazan ayının o maneviyatını, huzurunu, şevkini, tadını o 11 ay içerisinde de yaşamak isterseniz, evet, buradakilere de devam ettirin. Evet. Diyor mudur acaba biz hocam? Yani insan tefekkür ettikçe bir şeyler zihne doğuyor. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da tedebbürden, tefekkürden bahsediyor. Düşünmemizi istiyor. Yoksa sadece yiyip içip gezen bir yaratık olarak bizleri yaratmadı. Rahmetli Ali Küçük Hoca, Ali Sayır Hoca, Konyalı Hoca Efendi'nin bir tabiri vardı. Biz küçüktük bir gün. Bir vaazında şöyle bir örnek vermişti. Çok hoşuma gitmişti. Hiç unutamıyorum. Ali Hocam demişti ki eğer insan ibadetten, tefekkürden, tezekkürden istiğna olmuş olsaydı, bu özellikler olmasaydı, ismi insan olmazdı, bugünkü boru olurdu. Niye? Bir ucu mutfakta, bir ucu WC'de olan bir boruya dönüşürdük. Yiyip içip boşaltım yapan, sonra da vakti gelince doğup ölen bir yaratık olurduk.
İnsanı insan yapan, eşref-i mahlukat yapan akıldır, tefekkürdür, tezekkürdür. Şimdi bizler de düşünmeliyiz. Bir ay bir okula gittik, mektebe gittik. O okul bizlere bir şeyler öğretmeli. Zaten onun için gelmiş. Bizlerle hemdem oldu. Kimden memnun olacak, kimden memnun olmadan gidecek. Bir ay camileri doldurmadan bahsettiniz muhterem hocam. Aslında Ramazan'ın bir özelliğiydi bu. Bu bize bir alışkanlık kazandırmalı. Ramazan bir mektepse bu mektep inşallah bizlere bir alışkanlık olarak namazları, yasları bugün doldurduğumuz gibi doldurma alışkanlığı inşallah bizlere kazandırmalı. Duamız o olmalı. Gariplerin en garibinden bahseden İslam alimleri cemaatsız camiden bahseder. Alimlerimiz nasrın, Allah'ın yardımının gelişinin yine camilerdeki Allah'a dua eden ellerin sayısıyla orantılı olduğundan bahseder. Bilmeyiz ama yine öyle anlatılır. Derdi Kudüs'ü fethetmek olan Selahaddin Eyyubi'nin hatıralarında bu vardır. Selahaddin'in malum hayata gelişine baktığımız zaman bugünkü ortama çok benziyor. Haçlı seferleri sonucu Kudüs kaybedilmiş. İslam alemi birbirine düşmüş, tefrika, birbirlerinin de umursamayan, birbirlerine sırtını dönen, refik olması gerekenlerin rakip olduğu, rakiplerinin ise birbirlerini diskalifiye etmekle uğraştıkları bir alem. Selahaddin Eyyubi ama ümmet şuuruyla yetişen bir genç. Sorarlar Selahaddin'e, ne olacaksın diye cevap verir. İlk olacağı şey şudur. Ya Kudüs'ü fetheden komutan ya da Kudüs'ü fetheden orduda bir nefer. Yetişme tarzı böyle. Gün gelir Nurettin Mahmud Zengi'den orduyu devralan Selahaddin Eyyubi fetih için adım adım Kudüs'e doğru ilerler. Fakat 1180'lara geldiği zaman aklında şu soru belirir. Allah yardım edecek ki ben burayı fethedeyim. Nasrun minallahi ve fethun garib. Yani nasrın, fethin oluşması nasra bağlı, yardıma bağlı, Allah'ın yardımına bağlı. 300 kişilik ordu 900 kişiyi, 1000 kişilik ordu 3000 kişiyi, 100 bin kişilik ordu milyonluk orduları galebe çalmasının tek altındaki sır nasır, Allah'ın yardımıdır. Çanakkale'deki sır Allah'ın yardımıdır, değil mi? Kesinlikle. Bu sorunun Allah'ın yardımı gelir mi, gelmez mi sorusunun cevabını bulmak için Selahaddin Eyyubi bir otokontrol yapayım der. Onun otokontrolü ve teftişi şudur. Biz Allah'ın dinine ne kadar sarılırsak o kadar yardım gelir. Allah'ın dinine sarılmanın somut göstergesi de camilerin doluluk oranıdır der. Kimdir bunu? Selahaddin der. Onun için camileri teftişe çıkar koca padişah Selahaddin Eyyubi. Sabah namazına gider cemaat yok. Öğleye gider cemaat yok. İkindiye gider cemaat birkaç kişi. Akşama gider birkaç kişi. Kafasındaki profil, yardım, nasır, ümmetin Allah'a yalvarması, birlik, beraberlik oturmamıştır. Sıkıntı var der. Ulamayı toplar. O günün alimlerini, o günün hocalarını, vaizlerini, müftilerini toplar. Şöyledir. Der ben devlet başkanı, ordu komutanı olarak görevim askeri yürütmek, fetih için hazırlık yapmak, savaş hazırlıkları yapmak. Ben bunu yaptım. Kudüs'e doğru yürüyorum. Fakat ki benim Kudüs'ü tek başıma bu şartlarda fethetmem mümkün değil. Ben inanıyorum ki Kudüs gibi bir şehrin fethi ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sonra ulemaya seslenir. Size görev veriyorum der. Ne zaman camileriniz cumadaki gibi sabah namazı da dolu olursa, ne zaman camileriniz cumada dolu olduğu gibi öğlede dolu olursa, ne zaman camileriniz ikindide, akşamda, yasıda, cuma gibi dolu olursa ben inanıyorum ki Kudüs fetholunacaktır der.
Ulema çalışmaya başlar. Hakikaten müthiş bir tebliğ dönemi geçirirler. Tebliğden sonra belli bir zaman geçtikten sonra rivayetlere göre 8 yıl sürer kuşatma ve 8 yılın sonucunda Selahaddin yeniden teftişe çıkar. Bakar ki bir camiye gider sabahleyin dolu, öğleye gider dolu, ikindiye gider dolu, akşama gider dolu, yasıya gider dolu. Der ki bu ümmet inşallah Cenab-ı Hakk'ın yardımını hak etmiştir. Nasır gelecektir. Cenab-ı Hak bize acıyacaktır ve biz Kudüs'ü fethedeceğiz der. Hakikaten öyle olur. Bir Miraç kandili gecesi gösterge camilerdir. Gösterge ümmetin elini açmasıdır. Camilerin dolmasıdır. Allah'a yalvarmadır, yakarmadır ve bir Miraç kandili gecesi Kudüs fetholunur. Rabbim yeniden o kutlu günü Selahaddin-i Eyyubi'ye gösterdiği gibi bizlere de göstermesini Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin. Ama hocam bunun yolu, şimdi bu kıssadan aslında çıkacak ise, bunun yolu o camilerin dolu olmasından, camilerin ihya edilmesinden geçiyor. Bugün sabah namazı yine dediğiniz gibi tek tük, öğlen yine bir nebze, akşam yine bir nebze, ikindi yine tek tük. Dolanlar da var, dolmayanlar da var. Ama bizim görevimiz şu olmalı. Ümmeti Rabbani bir rotaya oturtmalıyız. Sayın hocam mesela bazen bana soruyorlar. Eğitim merkezi veya da eğitim nedir diye. Bir eğitimci olarak şöyle cevap veriyorum. Biz eğitimi şöyle tarif ediyoruz. Talimin, tedrisin ve tedibin olduğu üçlü bir mekanizma. İlkin bir şeyi öğretmek. Öğrettikten sonra onu tekrar ettirmek, tekrar ettirirken aynı zamanda ondan bir sonuç çıkartmak. Mesela tedip, edeplendirmek gibi değil mi? Bu üç başlık aslında terbiyenin altındadır. Terbiyenin kökü de Rab'dır. Aslında eğitim demek insanı, çocuğu Rabbani bir rotaya oturtmak demektir. Aslında coğrafya en güzel Allah'ı öğretendir. Şu mizanı araştıran ve güneşin dönmesini, dünyanın dönmesini, güneşin uzaklığını, güneşte yaşanan bir patlamanın dünyaya ne çok zarar ne de dondurucu etki ulaşmayarak ondan uzak kalmasından mütevellit soğuk olmamasını sağlamıyor. Tam milimetrik yerleştirilmiş. Milimetrenin bile çok böyle küçük bir kımıldamada aslında tüm dünyanın yok olabileceğini söylüyorlar. Öyle bir nizam içerisinde dönüyoruz. Aynen öyle, bravo. Yani ben diyorum ki mesela en güzel Allah'ı anlatan şey coğrafyadır diyorum. Niye? Yani bu kadar ilmi öğreten insan ya Rabbi ancak sen bunu yaparsın. Bunun kendiliğinden olma ihtimali trilyonda bir bile değil. O zaman eğitim nedir? Eğitim insanı Rabbani bir rotaya oturtmaktır. Bizler çalışacağız. Hazreti Nuh çalıştı. 950 yıl kaldı. Kimisi iman etti, kimisi etmedi. İman edenler bir geminin içerisini dolduracak kadar, belki zorla dolduracak kadardı. Hatta kendi oğlu bile iman etmedi. Bizim görevimiz eğitime devam etmek, insanı Rabbani rotaya oturması için, insanlığın Rabbani rotaya oturması için çalışmak. Sayın hocam, bu insanlığın, günümüz insanlığın İslam'a, İslam'ın gür sedasına, İslam'ın merhametine ihtiyacı var. Kesinlikle hocam. Bir istatistikten yine bahsedelim. 824 milyon insan kronik açlık seviyesinde. 824 milyon insan, birbirlerine acıma hissi olmayan insanların, sömürge devletlerinin dünyayı sömürüp de bir kısım insanların zengin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Aslında dünyanın şu andaki çıkan nimetleri bölüşülse değil şu andaki sayı, bunun 6 kat sayısı 30 milyar insan olsa yetecek derecede bir nimetin olduğu dünyada şu andaki sayıya yetmeyen bir nimet bölüşümü var. Değil mi? Bu etapta insanın İslam'a ihtiyacı var. Ramazan'ın bize kazandırdıklarını bizlerin insanlara öğretmeye ihtiyacımız var, anlatmaya ihtiyacımız var, örnek olmaya ihtiyacımız var. Yani hocam şunu da diyebiliriz bu sözlerinizden yola çıkarak, Ramazan bize tamam kazandırdı ama o kazandırdıklarını da aslında paylaşmamız da gerekiyor.
Yani bildiklerimizle amel ettiğimiz gibi onu başka insanlara da onlarla da paylaşmamız gerekiyor. Malum haliniz bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı infak temasıyla Ramazan süresince etkinlikler gerçekleştirdi. İnsanlarda hem yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek hem de birlikte beraber olmanın önemine dikkat çekmek içindi bu. Dolayısıyla bu Ramazan içerisinde aldığımız bunların hepsini, kazandıklarımız hepsini kendi hayatımızda kullanırken aynı zamanda yine başka mümin kardeşlerimize de paylaşmak gerekiyor. Kıymetli hocam, şimdi vakit daralıyor. Aslında konuşmak istediğim şeyler vardı. Malum haliniz yarın Kadir Gecesi. Evet. Kadir Gecesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Birkaç cümlede olsa onu da alalım. Vaktimizi böyle hızlı hızlı değerlendirelim. Rabbim örnek olanlardan eylesin bizleri. Amin. Aslında en büyük tebliğ bizim gibi şurada yaptığımız en basittir, konuşmaktır. Aslında bizim selefimizin en büyük özelliği şuydu, yaşayarak insanlara örnek olmasıydı. Bu etapta Cenab-ı Hak şu öğretileri yaşayan, yaşarken de insanlara örnek olanlardan eylesin. Sayın hocam, ben bir ayete çok takılıp kalıyorum, bunu da çok söylüyorum. Allah Kur'an'da vel asr diyor, asra kasem olsun, zamana kasem olsun. Yeryüzündeki en büyük sermaye nedir dersek, aslında en büyük sermaye zamandır. Nice insanların helakına, belki variyetlerin varlığının yok olmasına, tekrar kazanmasına sebep olan zamandır. Onun için Allah zamana kasem ediyor. Önümüzde de bir zamanın içerisinde zamanların olduğu bir geceyi geçireceğiz. Kadir Gecesi. Biz bunu inşallah yarındır diye umut ve ümit ederek değerlendirmeye çalışalım. Geceleri değerlendirenlerin aslında her gecesi Kadir, zamanı değerlendirenlerin her ayı Ramazan'dır. Fakat ki bizler, Rabbim nasip ederse, ümmetin alimlerinin genel üzere ittifak ettikleri şu Kadir gecesine denk gelmeyi ve affolmayı nasip eylesin. Amin. 80 küsür yıllık bir ömrü affolunabilmeyi, cennete bir adım daha yaklaşmayı sağlayacak o geceyi bizlerin ihya etmesi nasip eylesin. Şu anda işte Allah niye asra yemin ediyor? Çünkü zaman en büyük nimet, zaman en büyük sermaye, zaman da belki en büyük insanın kaybıdır. Çoğu insan arkaya dönüp baktığında ah bir kere genç olsam der. Veyahut da şöyle olsaydı onu yapmazdım diye şey yapar, hayıflandığı zaman dilimleri olur. Onun için bizlerin önünde zamanın içerisinde zamanın olduğu, ömrün bereketlendiği, maneviyatın zirve yapacağı bir gecede ihya etmeyi, değerlendirmeyi nasip eylesin. Kadir Gecesi nedir dersek tek kelimeyle söyleyelim. Zamanın içerisinde zamanların olduğu bir zaman dilimi tevafuk etmeyi, tevafuk etmeyi cümlemize nasip eylesin Cenab-ı Hak. Amin hocam, aslında tabiriniz çok doğru. Bir gecenin içerisinde binlerce geceyi barındıran bir gece hakikaten. Evet. Kadrini, kıymetini ve inşallah dediğiniz gibi de şimdi son 10 gün içerisinde arayınız denmişti. Biz de inşallah o güne nail oluruz. İnşallah, i̇nşallah. Yarındır dediğiniz gibi. İnşallah. Kıymetli hocam, şimdi programın artık sonundayız. Dakikalarımız var. Bitirmek üzereyiz. Son olarak şimdi her şeyi toparlarsak. Ramazan'da ne diyoruz? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ay olduğundan bahsediyoruz. Ramazan'ın sonu günahlardan azat olma, kurtulma. Yani tövbemizin aslında bir anlamda kabul olabilmesine vesile olacak bir ayın tamamlanmasından bahsediyoruz. Tövbe etmenin önemi ile ilgili. Şimdi biz bu ayda tövbe edeceğiz. İşte o azaplardan kurtulma dönemini yaşıyoruz ya. Bunun tövbesini, bu tövbemizde nasıl bir samimiyet içerisinde olmamız gerekiyor? Bu ayı bitirirken, evet, o tövbemizi gerçekleştirirken biz o günahlardan artık kurtulduk. Onlardan bir daha olmayacağız. O kaybetmişlerden olmayacağız. Böyle bir samimi tövbeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Nasıl davranmamız gerekir? İnşallah Ramazan'ın kazanımı olsun diyelim. Amin. Fakat onu şöyle ben özetliyorum kardeşlerimize veya öğrenci arkadaşlara. Yeryüzünde en güvendiğiniz insan kimdir dediğimizde diyor, sözünde durandır. Değil mi? Evet. Esnafa en iyi müşteri kimdir? Sözünde durandır.
Müşteriye sorsan en iyi esnaf kimdir? Söylediği doğru olan sözünde durandır. Bu malım budur deyip de sözünde durandır. Müminin en güzeli kimdir? Söz verdiği zaman Allah'a sözünde duran, tövbe ettiği zaman tövbesini bozmayandır. Bu etapta Cenab-ı Hakk'a geçmiş günahlarımızı ya Rabbi affeyle, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı affeyle, ya Rabbi af sözümüzün üzerinde de bizleri sebat eyle, durmayı nasip eyle, nasuh bir tövbe ile tövbe edip öyle ahirete irtikal etmeyi cümlemize nasip eyle. Aslında Ramazan bir de nedamet zamanıdır. Kendini ölmeden önce öldürmek, diriyken mezara girmek, tefekkür etmek, öyle düşünüp öyle hareket etmenin zaman dilimleriydi. Belki tövbe nasıl yapılmalı dersek, tövbe insanın gözlerini yumması, kendisinin ölü kabul etmesi, selalarının verildiğini düşünmesi, musallaya kendi naaşının koyduğunu tefekkür etmesi, sonra münkerin ve nekirin gelip de sorgular ve suallar sormasına nasıl cevap vereceği üzerinde düşünmesi, bu düşünce üzerine yeniden bir hayat yolu seçmesidir diyebiliriz. Cenab-ı Hak böyle nasip eylesin diyelim. Hızlı bir şey, belki bu bir sohbet konusu. Öyle bir küçük cevap verelim. Aslında hocam tövbe konusunu eğer önümüzdeki günlerde, kalan günlerde inşallah onu da inşallah aslında işlememiz çok güzel gerekiyor. Çok güzel olur inşallah. Son günlerde inşallah. Ramazan artık sonuna yaklaştığımız bir günlerde evet, aslında evet, önemli de bir konu. Evet, evet. Ve detayı da geniş. Evet, aslında evet, konuştuğumuz konuların tamamı tabii. Kısa zamana sığacak bir süre değil ama. Ama Ramazan'ın ne güzel bir iklimi var ki bizler mala yani konuşmuyoruz. Allah'tan konuşuyoruz, Kur'an'dan konuşuyoruz, dini konular konuşuyoruz. Ne güzel bir iklim diliminde ki ağızlarımız kurumasına rağmen konuşmaya devam ediyoruz ve elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın dinini bizlere anlatma, dinleme imkanı veren Rabbime sonsuz kere hamdü senalar olsun. Kıymetli bu iklime hocam, kavuşturan Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Amin, amin, amin diyoruz. Program sonundayız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için sizlere, izleyen evlerindeki tüm seyircilerimize çok, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben programın sonunda bir kez daha hayırlı olsun, hoş geldiniz, çok şeref verdiniz demek istiyorum. Yeni görevinize de üstün başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, Diyanet Harput Eğitim Müdürü, Merkezi Müdürü Sayın Turgut Tunç bu akşam bizlerle beraberdi ve geride kalan 25 günü değerlendirmeye çalıştık. Neler kazandık? Onların bir altını çizmeye gayret ettik. O kazandıklarımızı kaybetmemek için neler yapmamız gerekiyor? Belki onları anlamaya, tefekkür etmeye gayret ettik. Ve bu düşüncelerle 25. günün sahurunu da artık dakikalar sonra iftarla buluşturacağız. Rabbim bu güzel zamanlardan istifade edenlerden ve neticede sonunda da azaptan kurtulanlardan, tövbe edilmeye nail olanlardan etsin diyerek bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın akşam farklı bir konukla tekrar karşınızda bu ekranlarda, Kanal Fırat ekranlarında olacağız. O vakte kadar ibadetleriniz, orucunuz kabul ve makbul olsun. Afiyet olsun, hoşça kalın. Müzik.